Bir dakika abi, bak abi, bak abi. İnsandan çok, insandan çok araç var. Tamam mı? Herkesin cebinde de para var. Herkes de kazanıyor. Herkes inkarlık yapıyor, anladın mı? Nankör abi. Bak sana bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Aşık maçık yok. Ben yolmayacı bulamıyorum. 1 lira, bak 1 lira para verip yolmayacı bulamıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Adam konuşsun abi. Bir şey söyleyeceğim. Z kuşağı diyoruz. Bak Z kuşağı diyoruz. Biz bak Z kuşağı diyoruz, bizim gençlerimiz çalışmıyor kardeşim. Parayı beğenmiyor. Ondan sonra diyor ki Suriyeli niye çalışıyor? Ya Suriyeli çalışır kardeşim. Adama sen 5 milyar da versen çalış. Adamın ihtiyacı var. Ama bizim insanoğlu çalışmıyor abicim. Bizim insan çok inkar. Anladın? Abi bizim vatandaşlarımız niye çalışmıyor? Abi bizim insan çalışmıyor. Abi kameranın önünden çekelim. Kameranın önünü kapatmayalım. Adam onu çalıştırmıyor. Kamerayı kapatmayalım. Bir dakika. Bak bir telefonu bak. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Şu Eminönü meydanı LGBT'ler yürüyecek. Abi. Alkış. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Lütfen. Abi bir şey söyleyeceğim. Bak bundan 5 sene önce domates. Bak bir dakika. Domates 3 liraydı. Bak 3 liraydı. Bu insanlar alamıyordu. Domates şimdi 25 lira. Herkes alıyor abi. Nasıl alıyor abi? Herkes de alıyor abi. Sana pazarcıyım. Ben pazarcıyım. Yok kardeşim. Geçim sıkıntısı falan yok. Bak şimdi ben ailemle gezmeye geldim buraya. Şu anda gittim oraya. Bereketçi lira. Aydan 25 lira. Oturak dedim. Yaklaşım yiyor ya. Oturacak yeri ya. Bir şey söyleyeceğim. Yalan abi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkenin başında olduktan sürece, o adam değişmekten sürece hiçbir zaman CHP zihniyeti buraya gelemez. Anladın mı? Adama bir şey yapamıyorsun ki abi. Değişmesi bizim için abi. Değişmesi lazım abi. O da yapmasa muhalefetini yapacak abicim. O da yapacak abi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? 5 sene sonra Erdoğan'dan daha büyük lider gelecek bu ülkeye. AK Parti'den gelecek. İyi dinleyin bak. 5 sene sonra yine gelecekler. Eyvallah abi. Ya kardeşim bak ben pazarcıyım. Kesinlikle pazarda herkes mesela kirazdan 25 olsa 30 olsa hepimiz esnaf olur. Hepimiz satıyoruz kardeşim. Bunlar hepsi fasafiso. Ya diyorum ya bak. Burada ailemle ben gezmeye geldim. Ya oturacak yeri yok ya. Bir tane döner 50 lira. Bir tane balık ekmek 90 lira. Oturacak yeri yok. Gerçekten öyle. Hani geçim sıkıntısı vardı. Ya kardeş birbirimizi kandırmayalım ya. Vallahi kandırıyoruz birbirimizi. Allah Allah. Köyde 1000 lira yoğurmaya verse adam bulamıyorsa çalışma. Adam yok. 1000 lira yoğurmaya adam çalışmıyor. Gelmiyor. 1000 lira yoğurmaya verse. 500 lira yemeğe veriyorlar. Bak 500 lira sebzemeyeceği arkadaşlar. 500 lira yemeğe veriyorlar. Kimse gelmiyor. Neymiş? Pazarda çalışır mıymış? Nerede çalışacaksın? Abi eskiden çalışıyorlar mıydı? Çalışıyor. Nasıl? Eskiden çalışıyor. Evet. 2002'den önce çalışıyorlardı. Bir dakika kardeşim. Ben pazarcıyım bak. 2002'den önce ben biz eleman buluyorduk. Şimdi var ya. Şimdi adama 500 lira günlük diyorsa gel kardeşim çalış. Adam gelip de çalışmıyor ya. Diyor ki pazarda çalışılır mı diyor. Abi eskiden çalışan bir insan şimdi niye çalışacak ya? Nasıl? Eskiden çalışan bir insan. Halk refah içerisinde. Hepsi yalan söylüyor. Halk refah içerisinde. Ben pazarcıyım. Ben milletin içerisindeyim. Ne sebzemiz kalıyor tezgahta, ne sattığımız eşya kalıyor. Allah şükürler olsun para da kazanıyoruz. Hepsi yalan. Ben bunu diyorum kardeşim. Ayakkabı da sana bir şey söyleyeyim mi? Bak görüyor musun? Arkada kavga ediyorlar. Yani bu ne biliyor musun? AQ seviyenin düşüklüğü. Ya tamam Erdoğan kazanmış. Hani seçim bitmiş. Bak tamam bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yok ben kimseyi savunmuyorum. Ya biz pazarcıyız. Niye vazgeçmiş? Doğru. Tam sen babamın oğlu değil. Dinle bakalım. Sen doğru diyorsun. Bak sen doğru konuşuyorsun ya da yanlış konuşuyorsun. Ya bak 2002'den önce benim 5 çocuklarımı okutamıyordum. Bak benim 5 tane bir tanesi hemşire oldu. Bir tanesi öğretmen oldu. Ya doğrudur. Adam yurdunu yapıyor. Ya bu kredisini veriyor. Daha ne yapacak bu Tayyip Erdoğan? Ben sana adam yapmıyor demiyorum. Benim söyleyeceğim ne yapacak daha ya? Bir dakika. Abi şunu sorayım mı? Şunu söyleyeyim mi? Kardeşim bak ben Fırat Üniversitesi'ne kazandım. Neymiş? Harçmış. Ne harcı ya? Ya doğru. Adam harcı kaldırdı. Yurdumu veriyor. Abi kızlarımı okutuyorum anasını. Ben ne yapacağım? Şunu ya? Sorayım. Sen pazarcısın ya abi. Adam yapmıyor demiyorum ki. Ben sadece ne demiyorum? Çıkmış adam oraya. Ya geçimsiniz. Çalış kardeşim. İş mi yok? Gel çalış.
Peki niye gençler yurt dışına gidiyor abi? Hangi yaşta yurt dışına gidiyor? Hepsi gidiyormuş abi. Niye İHA'yı SİHA yapan üniversiteli gençler şey mi yurt dışına mı geldi? Kolay para. İHA'yı SİHA yapan gençler yurt dışına mı geldi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Diyorsun ya pazarda çalışmıyor diye. Şimdi az önce inşaat ustasıyla tanıştım. Adam bana dedi ki. Ne dedi? Bana dedi burada hakkımı iyi vermiyorlar dedi. Hakkımı vermedikleri için yurt dışına gidiyorum. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor kardeşim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Abi bizim ekmeğimizle oynama. Gözünü seveyim. Sen oynamayacaksın kardeşim. Sen maaşını kimden alıyorsun? Bir dakika. Bir dakika. Sorabilir. Hakkın nabzını yoklayabilir. Ya biz onun yok. Kardeşim seninkini yüklüyor. Benimkini de yokluyor. Milleti birbirine takıyor. Sizin özelliğiniz burada yanıyor. Ya tamam milleti savaşla biz konuşalım. Hayır sen herkes fikrini söyle. Sen karşı taraflı konuşuyorsun abi. Ben sana bak ben sana diyorum ki senin görüşünü soracağım. Evet. Yok. Nasıl söyleyeceksin görüşümü ya? Görüşüm ne? Veleşerek güzel. Hayır ne görüşünü soracak? Hadi söyle bak ne görüşün? Bayram alışverişi yapabildiniz mi? Bayramda tatile gidebildiniz mi? Tamam olabilir. Tamam olabilir. Görüşün vardır. Ben saygı gösteririm. Ben senin görüşüne karşı değilim. Bayram mı? Herkes cebine göre bayram şeyini yapabilir yani. Şimdi ben olmasam senin sesini kim duyuracak abi? Benim seçimde seçimde hiçbir kanal, hiçbir televizyondaki kanalların hiçbiri size mikrofon uzattı mı seçimden önce? Ne de şimdi? Uzatmadı mı? Şu anki yaptığında burada insanları kaos yaratıp yürüyor. Niye kaos yaratalım abi? Senin yaptığın ben, yanlış. Bak gel. Tabii yanlış. Hayır. Az önce sana göre yanlış abi. Arkadaşlar birbirine takıyor. Sen abi ben dedim ki bayramda bayramınız mübarek olsun dedim. Bayramda dedim tatile gidebiliyor musunuz dedim. Senin düşüncen yanlış. Abi senin düşüncen yanlış. Hayır abi senin düşüncen yanlış. Biz burada insanları birbirine düşürüyorsun diyorsun. İftira atıyorsunuz abi siz. İftira atıyorsunuz. Biz de kardeşiz abi. Niye düşürelim? Niye? Çalış kardeşim cebinde parana ne oldu? Sen dedin ki siz provoke ediyorsunuz dedin. Niye cebinde? Ne oldu? Çalışın da cebine para girmiyor. Abi. Amca. Ya kardeşim. Abi. Provoke ediyorsunuz diyorsunuz. Ya ben zaten biraz sabretsin insanlar. Biraz sabır bak. Abi. Sana bir biraz geç şey senin gel kardeşim senin sana da soracağım ama senin sana ilk abiye sorayım çok bekledim ondan sonra sana sorayım bak şimdi çok kavga var abi ya. Şu an Türkiye en güzel dönemini yaşıyor bak şu an çok güzel bir dönem yaşıyoruz adamın elinde sihirli değnek yok birden her şey düzelmez biraz sabredeceğiz hangimizin dolabı boş ya hepimizin dolabı dolu hepimiz bayramımızı yaptık sabır nereye kadar. Var mı bir sıkıntı? Var ya nasıl yok? Sıkıntı tınle. Nasıl sıkıntı tınle? Tınle sıkıntı. Var ya nasıl yok ya? Yok sıkıntı ben almam söyleyeyim. Yok öyle değil. Ama sürümüzün haberi yok. Söyleniyor. Bir şey olmaz olmaz. Nasıl abi tatile gidebildin mi? Ya nereye tatile gideceksin? Abi diyor sıkıntı yok. 300 liradan aşağı bir şey yok. Neyin tatili ya? Ben evlendiğim. Neyin tatili? Bir otel 1500-2000 lira para olmuş. Nasıl tatile gideceksin? Söyleyin ben de yapayım aynısını. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili. Türk vatandaşları neden tatile gidemiyor? Para yok, ekonomi yok. Var diyor abi az önce. Adam gidiyor. Sadece ne kadardır? Kurban oldum. Ya nasıl gidiyor? Herkes yurt dışında yabancılar burada yemez gidemiyor ya. Ya yabancılara ne bakıyorsun? Yıllarca bak. Yıllarca Alevi, Sünni dediler. Bak yetmedi. Kürt, Türk dediler yetmedi. Şu anda iki tane seçim koydular. Ve buradaki tartışmaların hepsi de yani sinirli. Bak emin ol senin burada bunu yapman halkın sesini duyurmak ama görüyor musun halk sana ne diyor? Halk sana diyor ki sen buradan milleti kaos yaratıyorsun. Tamam sen bunu yapmazsan millet nasıl uyanacak ya da istesen de uyanamayacak. Çünkü bak fark ettiysen röportaj yapanların hepsi özür dilerim biraz gerizekalı. Çünkü kavga ediyor tartışmayı bile bilmiyor. Ben başka bir şey demiyorum. Sadece kavga ediyorlar. Hani tartışmıyorlar ki. Diyorlar ya kavga hani... Röportajlar sizin ne işinize yarıyor. Ben kavgaları YouTube'a atmıyorum. Empati kursalar ya ikisi de anlaşır. Ama o ne yapıyor? O ona girişiyor, ona girişiyor. Sana böyle gülerek izliyorum. Çünkü reziller. Muhsin Yazıcıoğlu Allah rahmet eylesin. Ne derdi? Derdi ki bu meclis dışında hani böyle kavga ediyorlar ya. Bunların dışarıda ne yaptıklarını görseniz. Hani hiçbir eşinizle dostunuzla siyaset konuşmazdınız. Al konuşanları görüyorsun. Kavga ediyorlar. Çünkü IQ seviyesi düşük. Ben başka bir şey demiyorum. Eyvallah kardeşim teşekkürler. Ben siyaset konuşmuyorum. Geziyorum. Konuşabilirsin. Ama herkes kavga ediyor. Bak görüyor musun? Herkes kavga ediyor. Aldırıyorlar abi. Bak adama ne dediler? Bak adama ne dediler biliyor musun? Dediler ki sen kaos yaratıyorsun.
Şifre 1453. Abi 8 dakika sonra bayan bağın cevap verir. Şifre 1881. Gel abi senle de yapalım. Sonra dağıtalım kalabalığı. Bugün batarsa güneş, yarın yeniden doğar. Her karanlık gecenin bir sabahı var gülüm. Sakla umutlarını, yıkılıp kalma sakın. Umutsuz ve gayesiz yaşamak zordur gülüm. Sev bütün insanları, say bütün insanları. Kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancıl ol, düşün öbür dünyayı. Bir karıncayı bile incitme sakın gülüm. Geçmişten geleceğe yaratılmış ne varsa, unutma ki hepsinin bir sahibi var gülüm. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa. Düşmez kalkmaz bir Allah, unutma sakın gülüm. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim abi.